Beko Mini Market'in oradan aşağı doğru iniyorsun ya sanayiye. Oradan gidince sağda kalıyor. Lokanta tam ortada kalıyor. Kankıların dükkan sağda kalıyor. Burada kargolarım geldi arkadaşlar. Ayakkabı almıştım. Ondan sonra sizinle bir açmak istedim. Kendimi göstermeyeceğim. Şimdi kargoları göstereyim. Bu şekilde düz beyaz spor ayakkabı aldım. Beyaz spor ayakkabıya ihtiyacım vardı. İnternette de indirimdeydi arkadaşlar. Bu arada Kinetics markası. Trendyol'dan aldım. Bir bakacağım, deneyeceğim. Bakacağım. Bunu da eşime aldım. Murçek markası. O da bu şekilde lacivert. Şöyle. Güzel dokusu falan güzel. Burası çok yumuşak böyle. Biraz süet gibi. O tarz bir ayakkabı. Lumberjack'ten daha önce mağazadan almıştık arkadaşlar. İşim çok rahat etmişti. O yüzden tekrar Lumberjack'ten bu şekilde bir tane onu aldım. Lacivert. Şöyle. Şunu açayım. Bir tane de böyle jantan düz beyaz aldım. Eteklerin altında çok hoş duruyor. O yüzden bir tane de böyle tercih ettim. Şu anda giydiğim kullandığım ayakkabılarım da jant. Çok rahattı. O yüzden yine jant tercih ettim arkadaşlar. Şu şekilde. Güzel görünüyor. Bir de denerim. Ayağımda da gösteririm size daha sonra. Rahatlığını da söylerim. Yine Lumberjack'ten eşime bir de şu şekilde siyah bir ayakkabı aldım. Eşimin de siyah ihtiyacı vardı. Ona siyah aldım. Şu şekilde. Bu da gayet hoş, güzel duruyor. İnce yazlık bir ayakkabı. Şu şekilde. Arada bunu da size göstermek istedim. Evet arkadaşlar. Kardeşim dolabın montalamasını bitirdi. Videoya giriş yapmadım. Paldır küldür girmiş olduk arkadaşlar ama bu seferlik böyle olsun. Dolabı monte etti. Şimdi onu yerleştireceğim. Bir video başlatayım dedim. Birlikte yerleştirelim. Şöyle size dolabı da göstereyim. Dolap şu şekilde arkadaşlar. Küçük. Ve bunların hepsini şimdi yerleştireceğiz. Şöyle yerde de bir miktar var. Şuraya şöyle kutularımı koydum. Böyle kutular var. Şu şekilde düzenleyici. Altta da bir tane kapaklı kutum var. Şöyle dolabın içi de 3 raflı. Umarım buradaki malzemelerimin hepsini alır diye umut ediyorum. Şimdi hızlı bir şekilde sizinle birlikte yerleştirelim.
Zilim de bitti. Şu en üst taraf çok fazla sıkışık oldu arkadaşlar. Ama oraya tekrardan bir şeyler bakacağım. Çoğu az bir miktar kaldı zaten, onları kullanır bitirir, orayı ferahlatırım. Buraya işte el kremi, ayak kremi falan, deodorantlar, parfümler. Burada masaj aletlerim. Burada yüz kremlerim. Deodorantlarımız. Burada da yine yüz kremlerim, serumlarım falan var. Buraya bu şekilde yaptım. Şöyle kapatalım. Bu arada yine banyo seti aldım. Onları da açtım, buraya koydum. Şu alt kısmı da işte burada kullandığım birkaç deterjanı koydum banyo temizliğinde. Bunda yedek ürünlerim var. Bu şey, burada da aynı şekilde arkadaşlar, şu iki kutuda yedek kremlerim, serumlarım falan var. Bunları üst rafa almadı. Boyları çok uzun geldi. Ben de böyle kutuya buraya koydum. İşte gül suyu, vücut kremi ve listerinler var. Burası bu şekilde. Şurada da yeni banyo takımı, çöp kovası ve fırçalığı var. Bu arada şurasını belki fark etmişsinizdir arkadaşlar, bu şekilde. Lavabom benim buraya kadar geliyordu. Onu yerleştirebilmek için burayı kesmişler. Şimdi oraya ne yaparım diye düşünüyorum. Bilmiyorum, bakacağım. Yani çıkartıp sadece tek çıta olarak pervazını alabilirim. Eğer satılıyorsa ya da bulabilirsem. Eğer bulamazsam da oraya bir şeyler yapacağım bir şekilde. Bu arada banyom küçük olduğu için çekim açısı falan size pek ayarlayamadım arkadaşlar. Bakın. Yani kapıdan girdiğimizde şurada lavabo, klozet ve duşakabin var. Duvar orada, havlu pan şurada. O yüzden açıyı falan hiç ayarlayamadım arkadaşlar. Dolap yeni takıldığı için sifonu da değiştireceğim. Yani eski sifonu takmadım buraya. Onu alıp onu da takacağım. He, ona da laf söyleyecek olursanız belirtmiş olayım, banyo daha yeni takıldığı için. Pardon, dolap daha yeni takıldığı için şu anlık öyle. Bir de şuraya şu aynanın üzerinden çıkan böyle sert süngerimsi, silikonumsu gibi bir şey var arkadaşlar. Camın buraya değdiği için şu şekilde gösteremiyorum. Oraya değdiği için onları oraya koydum ki aynam kırılmasın. Çok yoruldum arkadaşlar. Ve çok terledim. Hava çok sıcak. Banyomu da size gösterdim zaten. Çok küçük bir alan olduğu için. Şu aynadan ötürü şu camımı da açamadım. Açarsam aynaya vuracaktı. O yüzden bayağı bir sıcak oldu burası arkadaşlar. Ben şimdi bir kahve yapayım. İçeyim. Yorgunluğumu alayım. Bugünlük bu kadar. Yeter. Sonra da dinlenmeye geçerim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye bye.